Esselamu Aleyküm sayın seyirciler, Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Evden dışarı çıkanlar hapse atılacak. Çin rejimi sıfır Covid politikası kapsamında Doğu Türkistan'da uyguladığı radikal sözde tedbirler sonucu neredeyse hiç olmayan salgın vaka sayılarına rağmen topyekün izolasyon uygulamalarını daha da genişleterek halkın yaşamını zorlaştırıyor. Yaklaşık 80 gündür keyfi karantina altında evlerine kapı dışarıdan mühürle zorla kapatılan halk isyan ediyor. Buna karşın Çinli makamlarsa evden dışarı çıkan olursa devlete karşı gelmekten hapse atılacağıyla ilgili tehdit ediyor. Açık kaynaklarda 20 Ekim yayılan ve Turfan'daki malum köy sakinlerinin bulunduğu bir sosyal medya platformunda kendi aralarında geçen tartışmayı yansıtan 3 dakikalık bir videoda Cebbar isimli bir memurun mahalle WeChat grubunda tehditler savurarak herkesin dışarı çıkmaması gerektiğini, dışarı çıktıkları tespit edilirse hapse atılacaklarını ifade ederek halkı tehdit ettiği kaydediliyor. Komünist yetkilinin açıklamasını protesto eden gruptaki köylüler günlerdir abluka altında olduklarını, hala ne yaptıklarını bilmediklerini, tüm bölgenin 2 ayı aşkın süredir kapalı olduğunu, yiyecekleri kalmayalı hayli zaman geçtiğini, tehdit etmek yerine gıda ve günlük ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini söylerken başka bir çiftçi de ilgilenen olmadığı için tarladaki mahsulları yok olduğunu, ekonomik sorunlar yaşadığını, kışın ne yapacağını kara kara düşündüğünü belirterek tutuklayacaksan tutukla, hapishanede 20-30 yıl hapis yatmaya varım, burada açlıktan öleceğime gidip hapishanede yaşarım şeklinde isyan ediyor. Gruptaki bazı çiftçiler birbirlerine sabrı tavsiye ederken yetkililerle karşı karşıya gelmek istemeyeceğini, kendini ve başkalarını düşünmesi, sakinleşmesi gerektiğini hatırlatırken bazıları ise Cabbar 1000 yıl yaşayacak, hiç ölmeyecek şeklinde komünist yetkiliyle alay ediyor. Halkın şiddetli itirazlarını duyan komünist yetkili hemen tavrını değiştirerek "Yukarıdan bize ne söylendiyse ben onu iletiyorum, gerisi size kalmış" açıklamasıyla halkın öfkesinden kurtulmaya çalıştı. Şu an Çin rejimi 16 Ekim'de başlayan Çin Komünist Partisi 20. Kongresi bahanesiyle sözde salgın önleme tedbirleri diyerek Gulca, Ürümçi, Turfan, Korla, Aksu ve Hotan bölgeleri başta olmak üzere halkın tamamını 80 gündür evlerine kapattı. Bu süreçte tespit edilebilen 50'den fazla kişi açlıktan hayatını kaybettiği teyit edildi. Hayatta kalmaya çalışan halkın durumu ise gitgide kötüleşirken Çinli makamlar ablukayı açmak bir yana dursun, sözde tedbirlerin daha da arttırılacağını söylüyor. Gözlemciler zalim Çin'in Doğu Türkistanlıları öldürmeye niyetli olduğunu vurgulayarak keyfi karantinaların uzun vadeli planlandığını, buna yapılan yatırımlardan belli olduğunu, Çin'in Uygurlar üzerindeki baskıyı arttırmak ve sistematik soykırımı meşru göstermek için sözde salgın önlemlerini kullandığını kaydetti. Çin'den baskıları arttırma talimatı. İşgalci Çin rejiminin Doğu Türkistan'da sıfır Covid politikası kapsamında sıkı kontrol, zorunlu izolasyon uygulamaları 81. gününe gelindiğinde Ürümçi'de Şincan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından salgınla ilgili bir basın toplantısı düzenlendi. Çin basınında 19 Ekim çıkan habere göre Doğu Türkistan'daki Çinli yetkililer Ürümçi'de sözde salgın önleme, kontrol ve engele kaldırma başlığı altında düzenlediği basın toplantısında Çin Komünist Parti elebaşı Xi Jinping tarafından ortaya atılan sözde sıfır Covid politikasında ısrar edilmesi gerektiği vurgulandı. Toplantıda komünist yetkililer sözde salgın önleme ve kontrolün kararlılıkla uygulanması ve toplum düzeyinde sıfırlanma hedefine bir an önce ulaşılması hakkındaki talimatları tam olarak uygulama kararı aldı. Toplantıda yetkililer ayrıca Ürümçi'deki personel, malzeme ve teçhizat için kapsayıcı eylem planı açıklayarak tüm yetkililerden görevlerini sıkı bir şekilde yerine getirmelerini istedi.
Nitekim Xi'nin sıfır Covid politikası, alınan her çeşit kararın dünya siyasetine etki göstermesi beklenen Çin Komünist Partisi'nin 20. Kongresinde de vurgulandı. Ancak sosyal medyada gündem olan soykırımın delili niteliğindeki görüntü kayıtları, Çin'in Doğu Türkistan halkı üzerinde baskılarını arttırdığını gösteriyor. Çin'in asıl amacının Doğu Türkistan'daki soykırımı meşrulaştırmak, insanları kasten aç bırakarak yok etmek olduğunu gözler önüne seriyor. ABD, Xi Jinping'e yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. Amerikalı senatör Hao Lei, Xi Jinping dahil Çin Komünist Partisi üst düzey yetkililerini Uygur soykırımına ortak olarak tanıyan ve onlara yaptırım uygulamayı planlanan yasa tasarısı sundu. Senatör George Hawley tarafından öne sürülen yasa tasarısı, Xi'nin Uygurlara karşı işlenen insanlığa karşı suçlara ortak olduğunu, Xi'ye ve Çin Komünist Partisi'nin üst düzey yöneticilerine yaptırımlar uygulamayı öne sürüyor. Tasarı ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Antonio Blinken ve Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'e suçları yöneten Çin Komünist Parti yetkilileri hakkında düzenli raporlar sunmaya yönlendiriyor. Bu yaptırım Xi ve üst düzey yetkililerinin ABD kontrolündeki varlıklarının dondurulması ve onların ABD'ye girmelerinin yasaklanmasını içeriyor. Fox News Digital'a konuşan Hawley, Xi Jinping, Çin Komünist Partisi içindeki gücünü işlediği suçlarına dünyayı göz yummaya zorlamak için kullanmayı amaçladığı gücü hızla pekiştiriyor dedi. Hawley, ama görmezlikten gelmemeliyiz. Xi ve diğer yetkilileri insanlığa karşı işledikleri suçlardan sorumlu tutmalıyız ve bunu Doğu Türkistan'daki vahşetin suç ortaklarına etkileyici bedeller ödeterek başarabiliriz diye devam etti. Senatör, bu yasa tasarısının Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'nde haftanın sonu Xi'nin 3. bir dönem için başkan seçileceği öngörüldüğü için sunulduğunu belirtti. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.